Biz de sizi mağdur edeceğiz elbette. Elbette bugün gelecek. Bu ülkede farklı olanlar uzaydan gelmediler. Namaz kılanlar, başını örtenler bir yere girince selamun aleyküm diyenler bu ülkeye başka bir ülkeden gelmediler. Bakıyorsunuz bir yere çıkıyor, gitsinler Arabistan'da olsunlar diyor. Birileri çıkıyor, çölde yaşasınlar diyor. Birileri çıkıyor, ya seveceksin ya terk edeceksin diyor. Burası bizim toprağımız. Burası bizim vatanımız. Hiçbir yere gitmiyor, gitmeyeceğiz. Ve biz burada yaşıyoruz, burada da öleceğiz. Toprağından kovuyorsun. Siz kimi kimin toprağından kovuyorsun? İstanbul'dan geldim biraz önce ve ilk defa bir eski Türkiye'yi özlemiştim. Burnumda tütüyordu. Eski şehirde onu gördüm. Lanet olsun şu başörtüsü, lanet olsun şu turban denen nesneye. Yurban, yurban bu ülkedeki gericiliğin hem de dinci gericiliğin şeriatın simgesidir. Şiddetle reddettiğim ilan ediyor. Bak Merit Bey, bu turbanlardan yarın öbür gün hiç kalmayacak bu ülkede. Çünkü başlar örtülünce beyine oksijen gitmiyor. Düzgün düşünemiyorlar. Başlar örtülünce beyine oksijen gitmiyor. Düzgün düşünemiyorlar. Türban kısmı tedirgin etmekten çok rahatsız ediyor demek daha doğru. Çünkü evet. Hani neden? Biz Atatürk'ün çocuklarıyız ve bize hayatımız boyunca öğretilen bir kılık kıyafet kanunu var ya, biz hep onun peşinden gittik ya. Atatürk Türkiye'sinde, Cumhuriyeti'nde böyle bir örtünme biçimi yok. Sümerler döneminde fahişeler şey yapılmasın diye, afişe edilmesin diye yüzlerini örterlermiş. Gizli dolaşırlarmış toplum içinde. Sebebi de o. Bazen acaba bir bağlantısı var mı diye düşünmeden edemiyorum. Ya böyle bir, yani böyle bir ahlak dışı yaklaşım olabilir mi? Böyle bir ifade olabilir mi? Bu tamamıyla siyasal amaçla kullanılan bir oyundur. Türkiye halk egemenliğine dayanan layık ve çağdaş bir cumhuriyettir. Geleneksel alışkanlıktan örtülen başörtüsüyle ideolojik boyutu olan başörtüsü yahut türban şeklinde ayrımının çok net bir şekilde yapılması lazım. Amaç toplumu ileriye götürmek ve özgürleştirmektir. Şimdi şu var, teklik olup müsamahayla bunu yapmak başka. Bunlar toplu olarak gelip bunu bir halk olarak talep ettikleri zaman sorun başka. Başörtüsü dini inançlar için değil, siyasal bir simge, bir siyasi hareketin göstergesi olarak kullanılmaktadır. Şimdi eğer siz bir topluma değişim, zamanlar Özal'ın istediği gibi dönüşüm, transformasyon yaptırtmak istiyorsunuz veyahut da devrim boyutunda bazı şeyler yapmak istiyorsunuz, tabii ki insancıklara sormayacaksınız. Acaba bunları istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye. Bizim amacımız toplumu çağdaşlaştırmak. Şunu soruyorum Nur Hanım'a. Siz kimsiniz? Siz Tanrı mısınız? Siz hangi ahlaki yetkiye dayanarak toplumu çağdaşlaştırma gibi bir idealin peşinden koşuyorsunuz? Sizin ahlaki kaygınız olabilir ama ben bu toplumun bir parçasıyım. Ve çağdaşlaşmak istemiyorum. Neden benim hayatımla ilgili hesap yapıyorsunuz? O zaman ben de sizin hayatınızla ilgili hesap yapsam. Doğru mu olacak bu? Olur mu öyle bir şey? Toplumu çağdaşlaştırmak falan değil. Medeniyetin temeli şudur. Pluralizmi muhafaza etmek. Bir hayat tarzının diğer hayat tarzını bastırmasını engellemek. Sosyolojik olarak bu yapıldığı takdirde suçtur zaten. Ceza kanunları bunu tazim etmelidir. Yani ben size gelip silah zoruyla başınızı örtüyorsam bu bir suçtur. Kriminal eylemdir. Bu cezalandırılmalıdır. Bu gayet basit. Burada itiraf olması için bir sorun yok. Diğer mesele de şudur. Kamu otoritesinin devletin toplumu çağdaşlaştırmak gibi bir görevi yoktur. Zaten çağdaşlaşan hiçbir toplum da devletle çağdaşlaştırmamıştır arkadaşlar. Bu kavramların hiçbir anlamı yoktur. En büyük çağdaşlık özgürlüğü. Ben her türlü totalitarizme karşı 20 senedir
şiddetli mücadele yürüten bir insanım. Sağ totalitarizm, sol totalitarizm, dinci totalitarizm benim için fark etmez. Ben özgürlüğün peşindeyim. Burada arkadaşlarım düştüğü temel hata şu. Hep başkalarını tanımlıyorlar. Ve başına evet. Öten kadınlar hep ödülgen olduğumu. Ya kötü maksatlılar, mesela siyasi ideoloji maksatlar peşinde koştuklarını düşünüyorlar. Veyahut da erkek egemen kültürün baskısıyla veya işte para mara yönelik kandıklarını düşünüyorlar. Neden bu insanlara kendiniz gibi güven duymuyorsunuz ki? Hayat tarzımızı iyi bulabiliriz, bilimsel bulabiliriz, çağdaş bulabiliriz, dinini bulabiliriz, şöyle veya böyle bulabiliriz. Bunda hiçbir birisi yok. Herkesin hayat tarzı kendisine aittir. Yanlış olan şey, kendi hayat tarzımızı garantinin altına almak için başkalarının hayat tarzını bastırmaya kalkışmaktır. Toplumdaki en küçük azınlık bireydir ve her birey doğuştan bu haklara sahiptir. Bu haklar asla ortadan kaldırılamaz. Çoğunluğun kanaatine, devletin kanaatine, kamu otoritesinin kanaatine bağlı değildir bu haklar. Türkiye'deki bütün yeni kadınlar başı örtülü geçse, bir tek kadın başı açık gezmeye dirense, bu kadınların bu başı açık kadına baskı yaparak başına zorla örtülmeye ne kadar hakkı varsa tersine göre o kadar hak söz konusudur. Sayın Zaylar'la %100 mutabık. İtirazımda tamamen aksi istikamette konuşuyoruz. Ben bir siyasi projesizlikten bahsediyorum. Duran'ın bir siyasi projeden bahsediyor. Benim buradan çıkarttığım sonuç şudur. Siyasi otorite veya bürokratik otorite toplumu değiştirmek doğrultusunda hesap yapamaz. Proje geliştirmez ve bunu kamu gücünü kullanarak uygulamaya koyamaz. Nurhan tam tersini söylüyor. Nurhan diyor ki eğer bir grup siyaset adamı mesela kafasında ideal bir projeye sahipse, daha iyi, modern, çağdaş, her neyse, ileri bir toplum yaratmak istiyorsa ve daha değişimi gerektiriyorsa inisiyatif alması, halkı önemsemeden inisiyatif alması söz konusu olabilir diyor. Ben tamamen farklı bir çizgideyim tabii ki. Ben hegelci de değilim, Marksist de değilim. Yani toplumun böyle atlanacak, işte çağdaşlık öncesi, çağdaşlık, çağdaşlık sonrası gibi bir ritmik evrim çizgisi üzerinde gittiği kanaatinde değilim. Dedim. Benim bu gayet basitim. Özgür olmak istiyorum. Ve bu özgürlüğü başkalarına pahasına kazanmak istemiyorum. Bu kadar basit. Ben ateistin de özgürlüğünü savunuyorum. Yehova şahidinin de özgürlüğünü savunuyorum. Hristiyan da özgürlüğünü savunuyorum. Müslüman da özgürlüğünü savunuyorum. Herhangi bir inancı olmayan özgürlüğünü de savunuyorum. Dolayısıyla benim savunduğum değerler çerçeve değerlerdir. Toplumsal beraberliği mümkün kılacak değerlerdir. Sizin savunduğunuz değerler çağdaşlık adına toplumun bir kesimine tepeden inme belli değerleri zorla benimsetme değerleridir. Şimdi siz zannediyorsunuz ki kamu otoritesi hep sizin kontrolünüzde kalacak. Dolayısıyla bu böyle gidecek. Tersinden düşünün lütfen. Kamu otoritesi başka bir gücün eline geçti. Sizin değerlerinize ters bir gücün eline geçti. Ne yapacaksınız? Nasıl savunacaksınız kendinizi? Kılık kıyafetinden dolayı kapı dışarı edilen öğrenciler, dereceye girip ödül almaya hak kazandığı halde sahnede ağzı kapatılarak indirilen genç kızların görüntüleri bu dönemin utanç sahneleri olarak hafızalara kazanmıştır. Bir okul birincisi olduğum halde bu törene katılmama müsaade edin mi? Dereceye girip ödül almaya hak kazandığı halde sahnede ağzı kapatılarak indirilen genç kızların görüntüleri bu dönemin utanç sahneleri olarak hafızalara kazanmıştır. Yani bir kız birincilikle bitirecek ve o kıza siz diplomasını vermeyeceksiniz. Bu yenilik tutulur bir iş mi ya? Bu katlanılır bir iş mi ya? Ve Kadriye Hanım, burada emir veriyorum, bunlara hiçbir zaman yenil yaptırılmayacak. Bu üçüne. Neymiş? Başında başörtüsü varmış. Bu katlanılır bir iş mi ya? Başında başörtüsü varmış. İşte bu millet bunları affetmedi. Ve affetmeyecek. Yani siz uzaya füze gönderdiniz de başörtüsüne mi takıldı ya? Yani siz uzaya füze gönderdiniz de başörtüsüne mi takıldı ya? Bu nasıl bir yaklaşımdır? Öbür tarafta birincilikle bitirecek ve siz onun kalkıp da bırakın diplomasını vermeyi tekme tokat polisiyle her şeyle sahneden dışarı atacaksınız. Bir baba olarak benim bunu kabullenmem mümkün değil. Allah'a dayan, saye sarı. Hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar. En büyük rahatsızlıkları da
senelerdir pervasızca kullandıkları imtiyazlarını kaybetmiş olmalarıdır. Tahammülsüzlüklerin az sebebi budur. Siyasi edebi, entelektüel ahlakı bir tarafa bırakarak saldırmaların nedeni yine aynıdır. Biz elbette dünyaya marjinal ideolojilere adeta at gözlüğünden bakan bu çevreleri nazarı dikkate almadık, almıyoruz. Yeyse düşmeden, Allah'ın yardımına güvenerek sorumluluklarımızı bir hakkın yapmak, zoru kolay kılacak güçlü bir iradeye sahip olmaktır. İşte biz son 16 yılda bunu başardık. Gecemizi gündüzümüze katarak önce hayalleri hedeflere, sonra hedefleri de gerçeğe dönüştürdük. Bir an olsun karamsarlığa, ümitsizliğe kapılmadık. Eski Türkiye sevdalılarının menfi propagandalarına kulak asmadık. Milletin bize verdiği emaneti sokak çapulcularına, ihanet çetelerine, terör örgütünün vandallarına teslim etmedik.